Birbirimize dokunduğumuz zaman aslında bir farkımızın olmadığını anlamak için tüm bunlar. İşte yapay sınırlar yüzünden çok uzun zamandan beri kendi kardeşlerimize dokunamaz hale geldik. Dün bunu bir lokmayla başlattık. Bugün dergah ziyaretleriyle ve daha sonrasında da bir birlik cemiyle tamamladık. Buradaki canlarımızın pek çoğu Soranice bilmiyordu. Ama her bir tanesi canlarımız temburiler ya Hak ya Ali dediği zaman duygu ortaklığımız ya da inanç ortaklığımız tamdı. İşte hangi dilde Hak dediğimizin bir önemi yok, nasıl dediğimizin çok önemi var ama. Gönülden söylenen her söz evrende karşılığını buluyor. Bu Ayin-i Cem cemhanesinde de, bu cemhanede de bugün bu gerçekleşti aslında. Bir can olduk biz. Burada işte çokluğun birlemesini yapıyoruz biz aslında. Cümlesinden Hak razı olsun. Gelenden, durandan, sözünü katandan razı olsun. Kakailer bir... Uzak bir coğrafyadan geliyorlar. Ya bizim sınırlarımız dışında görünüyorlar ama sınır dediğimiz şey zihnimizin ta kendisi aslında. Yani Hakk'ın mekanı tüm evrenken bu kadar yapay sınırlara ihtiyacımız yok aslında. Sınır insanların koyduğu bir çizgi. Hakk'ın dergahında sınır yoktur. Burası Hak dergahıydı. Canlarımızla birlikte biz onu tamamladık. Tekrar hoş geldiler, sefa geldiler. Birlikte buradan da Hacı Bektaş Veli'ye, sonra Sinemille Ocağı'na ve Dersim ziyaretgahlarına gideceğiz. Halen birbirimizi tanımaya devam edeceğiz aslında. Aşk olsun cümlesine. Biz hep şunu söyleriz. Yol bir, sürek bin bir deriz. Gerçekten bugün bunun güzelliğini gördük. Evet, dillerimiz farklı olabilir, kültürümüzleri farklı olabilir ama inancım, gelenek, göreneklerimiz, aşkımız, sevdamız bir. Yola bağlılığımız, efendim pillerimize, ocaklarımıza, Hak Muhammed Ali yoluna bağlı. Biz talipleriz, pilleriz. Bu anlamda kakailerin, kakai dostlarımızın buraya gelmesi çok büyük bir, bizim için lezzetli diyebilirim. Hele o beyitleri, deyişleri söylediklerinde, sizin de söylediğiniz gibi canlarımızın o aşkını, şevkini güzel bir şekilde herkes yörende hissetti. İlk başta ben deyişler okunurken, acaba canlarımız hani anlamadıkları ne söyleyebilir? Ama görünüldü ki, hani deriz ya, yürekleri dinlendiren en büyük güzellik nedir? İbadettir, işte zikirdir, müziktir denilir. İşte bizim de işte sazlarıyla, sözleriyle, bunlar tambir diyorlar. Evet, bu tambir de bana hediye ettiler. Sazda bu çok büyük bir mutluluk verdi bize. Ben de bunu çok güzel bir cemlerde, görgü cemlerimizde, her gittiğim yerde böyle güzel bir şekilde, onlar kadar güzel olmasa bile, çünkü onlarda daha büyük bir aşk var, şevk var. Dillendireceğiz. Bundan sonra etkin bir şekilde bizim dostlarımıza gidip gelmemiz lazım. Biz birbirimize buluştuk. Belki sınırlar bizi birbirimizden uzaklaştırıyordu ama artık biz o sınırları hepsini kaldıracağız. Yeryüzündeki bütün sınırları yerle bir edeceğiz. Avrupa'da, Türkiye'de, işte Balkanlar'da, Doğu'da, işte efendim işte geldikleri yörelerde her birinin biz bu sınırları hepsini yerle bir edeceğiz. Dostlarımıza, müsait kurumlarımıza el ele vermemiz lazım. Biz hep şunu deriz, 72 milletten bir gözle görüyoruz diyoruz, ediyoruz ama birbirimizi aynı gözle görmüyoruz. Tabii biz Garip Dede Dergahı olarak sevgili dostlarımızın buraya gelmesine Garip Dede Dergahı vesile oldu. Tabii bu vesileyle başka dostlarımız da mihman etmek istediler. Biz de bunları güzel bir şekilde karşılama olgusunu sadece bize verdiler. Bu büyük mutluluktu bizim için. Vesile olan, buraya gelen dostlarımıza Hak razı olsun. Garip dedin, özellikle bir vizyonu var, misyonu var. Yeryüzündeki bütün insanları, Alevi, Sünni, efendi, inanan, inanmayan, Ermeni, herkesi yan yana getirtmek. Kimse ötekileştirmeden, özgür bir şekilde herkesin gelenek, göreneklerini, ibadetlerini yaşadığı bir yeryüzü biz inşa etmek gayretindeyiz. Buna inanıyoruz. Bu aşk, bu şevk hepimizde var. Bu tam bir hakkı için bunu yapacağız. Şimdi Yarasan Aleviler ve Kakay Alevileri, her şeyden önce bir Alevi ismi taşımaları, Alevi inancı taşımaları, özellikle Ali ruhu taşımaları, Ali'nin velayetini kabul etmeleri ve Ali'nin o velayet yüceliğini kabul etmeleri, bunu biz yani Anadolu Alevileri olarak da işte ortak bir inanç, ortak bir ibadet, ortak duygular,
Bunları yaşadı. Kendi ana dilleriyle ibadet etmeleri zaten bir kulluk hakkı olarak bu bizim de ana dilimizde ibadet ettiğimiz gibi. Gerek Türkçe gerek Zazaca. Bu da zaten herkesin, her inananın doğal hakkı olduğunu. Ama ana temanın burada bir Ali kavramı. Yani Ali kavramının bizde neyi ifade ettiğini, bu yarasanın Alevilerinde de bunu ifade ettiğini, yani Ali'nin o batini yönü, Ali'nin velayet yönünün, Ali'nin yüceliği, Ali Mevla, Ali Hak, yani Ali'nin hak olduğu, tabii ki Ali yücelik vasfı, zaten Keremullahu veçe dediğimiz, velayet şanı dediğimiz, Ali evvel, Ali ahir, Ali zahir, Ali batın dediğimiz, bir inancın burada da hakim olduğunu, inancın burada da aynı ortak değerleri taşıdığını orada gördük. Ve şunu da gördük ki yani masum bir toplumun inancını nasıl gizli de olsa, yani şey de olsa, gözden ırak da olsa, ne bileyim kendi yaşadığı bölgelerde kendi halkı veya devleti tarafında kabul da görmezse, ama onlar içten içe, iç dünyasında bunu bugüne kadar büyük bir aşkla, şevkle bunu yaşamışlar. Aynı bizlerde olduğu gibi. Gerçi şimdi tabii o şey yok bizde, ama bundan düşün ki 50-60 yıl önce nasıl ki ibadetlerimiz gizliydi, cemevlerimiz gizliydi. Onlar da sanırsam o gizlilik içerisinde ama ibadetini çok sade, çok doğal, çok içten, özellikle o yakarışları, yalvarışları, bizim gibi duaz imamlarını kendi dillerinle okumaları ve gönülden okumaları. İşte bu inancın, yani Ali tabası olan, Ali'ye inanan insanların ortak duygular paylaştığımızı burada bir daha gördük. Sevindik, mutlu olduk. Onların çalmasıyla da cem olduk. Yani hiç değişen bir şey yoktu. Onun için ben özellikle katılmak istedim ve beraber cem olmak, aynı duyguları paylaşmak istedim. Onun için mutluyum.